Türk Yerel Hizmet Sanatayı temsilcisi Mustafa Şener, temel sorunu can güvenliği olan itfaiyeciliğin halen kendi mesleki sınıfına kavuşamadığını söyledi. 25 Eylül İtfaiye Haftası nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Türk Yerel Hizmet Sanatayı temsilcisi Mustafa Şener, her canlı ateşten kaçarken itfaiyecilerin ise kendini ateşe atmaktan çekinmediğini belirterek, her yangın türü farklı bir risk içerir. Bazı yangınlarda itfaiyeciler çöken bir çatının altında kalabilir, bazılarında patlama ile karşılaşabilir, bazılarında yoğun dumandan zehirlenebilir veya bir boşluğa düşebilir. Bu yüzden itfaiyecilik birçok riski beraberinde taşıyan bir meslektir. Sadece yangınlarda değil, sel baskınlarında, depremlerde, bilimum doğal afetlerde ve yıkımlarda halkın imdadına yetişen itfaiyeciler hayat kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atmakla kutsal bir vazife üstlenmişlerdir dedi. İtfaiyecilerin temel sorunu can güvenliğidir diyen Şener, meslek liselerinde itfaiyecilik bölümü bulunmasına, yüksek okullardan mezunlar verilmesine rağmen itfaiyeciliğin halen kendi mesleki sınıfına kavuşamadığının altını çizdi. Türkiye'nin pek çok belediyesinde itfaiye personelinin dünya standartlarında araç, gereç ve teçhizatlara sahip olmadığını ileri süren Türk Yerel Hizmet Sanatayı temsilcisi Mustafa Şener, itfaiye memurlarının özlük hakları başta olmak üzere yıpranma paylarının da gözden geçirilmesini talep etti. Hatay'ın tüm belediyelerindeki itfaiye memurlarının 25 Eylül İtfaiye Haftası'nı kutlayan Şener, 24 saat boyunca bizlerin can güvenliği için mücadele eden ve bu uğurda canlarını kaybeden şehit itfaiyecilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, halen hayatta olan ve görevi başında bulunanlara da minnettar olduğumuzu belirterek saygılar sunarım dedi.